Şimdi arkadaşlar fonksiyonlarla ilgili biraz daha konuşmak istiyorum sizinle. Bu bakımdan file e, new project diyelim ve yeni bir proje oluşturalım. Next diyelim. Create project from template command line app. Next diyelim ve methods 2 olarak buna isim verelim. Finish diyorum. This window Şöyle ki özellikle dikkat edin sürekli yeni proje oluşturuyorum. Bu iki amaçla yapıyorum bunu. Birincisi konu, konular e, konulara hızlıca ulaşabilin diye. İkincisi de daha önceki hazırladığım eğitimlerde örneğin ben metotları tek projenin içerisinde anlatmaya e, çalışıyorum. İşte komentliyordum falan. E, öğrenciler e, arada işte tepki gösterebiliyorlar. Hani e, yeni projeler olsun e, karışıyor şeklinde. O yüzden bu şekilde çalışıyorum. Çalışmaya karar verdim bu eğitimde. Şimdi şöyle ki arkadaşlar bakın bir tane main operasyonumuz var zaten. Operasyon, operasyon, metot, fonksiyon bunlar hep aynı şeyler. Farklı farklı ifadeler kullanıyorum. Bunların hepsi aynı şey. Zamanla hepsi oturacak zaten. Bu noktada biz operasyonları yani fonksiyonları yani metotları ne amaçla? Kullanıyoruz. Bakın e, dedik ki işte kendimizi tekrar etmemek için. Bu noktada hani gerçek bir projede şu şekilde metotlar, operasyonlar veya fonksiyonlar hepsi aynı şey olabilir. Public static void mesela bir müşteri e, işlemleri yapabilmek için işte ekle gibi operasyon yazılabilir. Bunun dışında örneğin müşterinin public static void sil gibi operasyon yazılabilir. Bakın bu da güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Bakın bir müşteriye ait public static void güncelle gibi operasyon olabilir. Tamam, sıkıntı yok. Bu da olabilir. Bakın bunlar void operasyon olarak adlandırılıyor. Yani void operasyon demek şu demek arkadaşlar. Emir kipi gibi düşünün. Bir şeyi yapmasını istiyorsun o kadar. O da gidip bir şey yapıyor. Fonksiyon bir şey yapıyor. Ekliyor veri tabanına, siliyor veri tabanından, veri tabanında güncelliyor datamızı. Bunlara void operasyon deniyor. Örneğin az önce kullandığımız o mesaj operasyonu da bir void operasyondu. Ha, illa e, void olmak zorunda değil. Bunlar, örneğin ekledik, bana ne eklediğini aynı zamanda geri ver. Hani ne eklediysen o datayı bana geri ver e, gibi datayı geri istediğinizde o zaman o void değişiyor. İşte şu an ben size void ve return, e, bir değeri return eden metotları göstermek istiyorum. Void operasyonlar bir şeyi yap, yap dersiniz. Örneğin burada tabii ki bir sürü veri tabanına ekleme işlemleri yapılacak ki biz bunun yapacağız JDBC ve ORM ile. Bakın print line dediğimizde örneğin eklendi desin. Bakın gidip ekliyor. Yani bu ne yapacak? Tabii ekrana mesaj yazacak. Ekrana mesaj yapması bir bize bir e, sonuç döndürdüğü anlamına gelmiyor. Yani bir iş yaptı orada. Biz bir değer istemiyoruz ondan. O ekrana yazdı. Yani sen şey der gibi. Git tahtaya engin yaz der gibi. Gitti tahtaya engin yazdı. Dolayısıyla bu da silindi. Yani ekranda bir çıktının olması, print line'ın olması arkadaşlar onun bir şey döndürdüğü anlamına gelmiyor. Programcılar yeni başlayanlar özellikle burada karıştırabiliyor arkadaşlar. Bu noktada arkadaşlar bir diğer çalışma ise dediğim gibi bir şeyi return eden fonksiyonlar. Şöyle ki bakın neyi return ederiz? Hatırlayın şöyle bizim string metotlarımız vardı. Örneğin string mesaj diyelim. İşte ne dedik? Bugün hava çok güzel nokta. Noktalı virgülle de bitiriyorum. Bakın ben şöyle bir şey yaparsın. Örneğin mesaj nokta substring sıfırdan itibaren iki tane. Şimdi bu ne yapıyordu? Eğer ben bunu çalıştırırsam önce indeksten b'den itibaren ikiye kadar g'ye kadar değerleri alacaktı. Bakın çalıştırıyorum herhangi bir şey göremeyeceğiz. Gelsin bir sonuç olarak. Bakın hiçbir şey görmüyoruz. Nedeni şuydu arkadaşlar. Substring. Bakın üzerine geldiğim zaman şöyle daha doğrusu şurada bir parantez açayım. Neyse ide burada şu şekilde. Şöyle. Control space ile şurayı getirebilirsiniz arkadaşlar. Control space. Yani ide şöyle. Pardon. Farklı klavyelerde çalışınca şöyle control space yaptığımda bakın int begin index e, end index şeklinde bir şey veriyor. Yani bize bunu nasıl kullanacağımızı söylüyor. Bu şey, bu substring'i nasıl kullanacağımızı söylüyor. Ne yazdım? 0,2. Hiçbir şey vermedi. Neden? Çünkü arkadaşlar aslına bakarsanız bu ne biliyor musunuz? String şöyle string yeni mesaj diyelim. Bakın yeni mesaj eşittir. Mesaj nokta substring sıfırdan ikiye kadar. Bakın artık yeni mesajın değeri bunun sonucu. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Substring bir şey oluşturdu ve onu bize sonuç olarak veriyor. Ama void bize sonuç olarak hiçbir şey vermez. Örneğin, bakın şurada herhangi bir şekilde kızan bir şey yok. İsterseniz şunu yapayım. Şöyle, sistem nokta alt nokta print line diyelim ve burada yeni mesajı mesela yazdırayım. Yazdırıyorum. Bakın, bakın B ve Uyu yazdırdı. Sıfırdan 2'ye kadar. Hatırlayın, 2 dahil değildi. 0 dahil ama başlangıç dahil, bitiş dahil değildi. Bakın bunu verdi bize. Ama hiçbir şey yazmadığımız zaman hani o ekrana bir şey yazmıyor ve bellekte bir değer oluşuyor ama o değeri biz kullanmadığımız için hiçbir anlamı yok. Eğer bir yere atamazsak. Bakın ben atadığım anda yeni mesajı bu değeri aldım. İşte demek ki substring arkadaşlar bir değer return ediyor. Bir değer return ediyor döndürüyor yani. Return döndürmek demek. Bakın şöyle bir şey yapayım. Ekle diyorum. Dikkat edin. Bakın kızdı. Niye? Üzerine geliyorum bakın. Diyor ki sen diyor bana string döndürecektin. String bir şey vermen lazımdı. Ama benim gördüğüme göre bu fonksiyon bir void. O yüzden sen string olan bir değere void olan bir operasyonu atayamazsın. Zaten void olan operasyonları da bir değişkene atayamayız arkadaşlar. Yani tabii ki bu string integer gibi, liste gibi primitif ve koleksiyonları kastediyorum. Koleksiyonları görmediniz, önemsemeyin şu an dediğim şeyi. Dolayısıyla demek ki bizim için void mesajlar bu anlama geliyor. Bakın ben bu noktada şöyle geliyorum buraya buraya basit bir şey operasyon yapacağım. Bir değer döndüren operasyon yazacağım. public static bakın int döndüreceğim. topla. Şöyle parantez açtım kapadım. Topla dedim ama herhangi bir içerisine parametre vermedim. Bakın bu şu demek. void yerine int yazdım. Bu şu demek? Bu fonksiyon integer türünde bir değer döndürür demek. Yani return 5 dersem bakın hiçbir şey yazmazsam dikkat edin fonksiyon kızıyor. Diyor ki missing return statement. Missing eksik demek. Eksik ne eksik? Return ifadesi eksik. Yani senin return 5 gibi bir şey yazman lazım. Ha bu arada diyeceksiniz ki biz daha önce de return kullandık. Şöyle bir şey yazdık. Ama orada değer döndürmedim. Return demek bitir demek zaten. Burada ise bitir ama 5 döndür demek. Bu sadece bitir demek. Yani o fonksiyonu devam ettirme demek. Metodu devam ettirme demek. Dolayısıyla bu noktada ben örneğin buraya gelip topla yazarsa bakın yine sıkıntı. Niye? Çünkü topla integer döndürüyor ama ne diyor? Bakın required diyor. Ne required? Required gerekli demek. Ne gerekli? String bir şey gerekli. Eğer bu String bir şeyi döndürüyor olsaydı, bakın public static string, string işte ee, şehir diyelim, şehir ver diyelim. Genelde emir kipi kullanılır. Mesela return Ankara olsaydı, bakın ve ben burada bunu değil de şehir veri çağırsaydım, bakın hiçbir derdi yok. Çünkü neden? şehir ver string döndürüyor arkadaşlar. Ve o da Ankara'yı döndürüyor. İşte bu bakımdan benim o integer'ı kullanabilmem için örneğin int sayı eşittir deyip mesela topla dediğimde bakın sıkıntı yok. Altını kızartmadı yani. Elimde artık bir sayı var ve onu hesaplamayı fonksiyona yaptırmış olduk. İşte bu şekilde bir durum söz konusu. Fakat e, ben bu noktada topla ifadesine parametre göndermek istiyorum. Daha önce kullandık biz parametreleri. Örneğin burada 5 ile 7'yi toplamasını istiyorum. Bakın kızarttı altını. Neden? Çünkü arkadaşlar toplada herhangi bir parametre yok. int sayı 1 Bakın desem yine kızacak. Diyor ki yani tamam sayı bir okey ama şurada kızartmış bakın kırmızıyı. Bir tane daha int göndermişsin o hatalı. Neden? Çünkü bizim metodumuz sadece ve sadece iki tane istiyor parametre. O yüzden. Bakın bunu yaptığımda artık çok mutlu. Herhangi bir sıkıntı yok. Ha yine sayının değeri ne? Yine 5. Çünkü yani ben sayıyı gönderdim ama hiçbir şey yapmadım. Peki yapalım. Sayı 1 artı sayı 2 dediğim zaman artık bu iki sayıyı toplayıp döndürecek. Yani kaç gönderirsem? 5 ile 7. Yani bu noktada system system nokta out nokta print line. sayı dediğim zaman artık benim ekranda 12'yi görmem gerekiyor ki nitekim öyle oldu. Bakın işte fonksiyonun güzelliği burada. Yarın öbür gün 15'i gönderebilirim. Yani bir hesap makinesi gibi. İstediğim zaman ne zaman ve nereden çağırırsam istediğim parametrelerle dinamik olarak onu oluşturmuş oldum arkadaşlar.